Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar basın açıklamasında bulundu. Bayraktar, Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarını gezdikten sonra ayçiçeği tarlasına basın açıklamasında bulundu. Bayraktar'ın Sarılar Mahallesi'ni ziyaret programı yoğun ilgi gördü. Şimdi şöyle, biz bir toplantı yapacağız Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bayraktar'ı mahalle muhtarı Fuat Döner'le çiftçilerden oluşan kalabalık bir grup karşıladı. Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a Tekirdağ, Çorlu, Hayrebolu, Muratlı ve birçok ziraat odası başkanları eşlik etti. Bayraktar, Sarılar Mahallesi sakinleri ve üreticilerin sorunlarını sohbet ortamında dinledikten sonra ayçiçeği tarlalarını gezerek tarlada basın açıklamasında bulundu. Ayçiçeği üretimini yapıyor. Tabii bu sene ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu bahçede de gördüğünüz üzere verimlilikte çok ciddi manada bir düşme var. Ve üreticimizi perişan eden bir üretim düşmesiyle karşı karşıyayız. Tabii bunun sebepleri var. Bir tanesi, üreticilerimiz ekim zamanında aşırı yağışların olması neticesinde biraz ekimi geç yaptılar. Bunu da bazı yerde tespit ettik. Bazı arkadaşlarımızdan, çiftçilerimizden bu bilgiyi aldık. Bir de arkasından kuraklık geldi, sıcaklar üretimi fevkalade olumsuz etkiledi. Tabii bunun dışında bir firmanın reklam yaparak bu bölgede tohum dağıtması ve dağıttığı tabii tohumların da maalesef çok kalitesiz olması ve belki de bu tarlada bu şeydir, bu tohumdandır ve tabii ki büyük bir üretim düşmesine sebebiyet verdi. Tabii bizim üzüldüğümüz şu, bu firma yetkililerinin aldığım bilgilere göre buraya gelip de üreticileri dinleyip arkadaşlar böyle bir tohum dağıttık size ve sizi mağdur ettik. Ve üretimi engelledik, üretiminizi engelledik. Tohumlarımız maalesef kalitesiz çıktı deyip bu zararlarınızı ben karşılayacağım. Bize düşen ne varsa, bize düşen görev ne varsa bunu yapacağız demesi gerekirdi. Ama böyle bir şey duymadım. Yani arkadaşlarımızın bize ifadesine göre bu firmanın üreticiyi sahiplenmediğini görüyorum. Tabii buradan bu firma yetkilisini de uyarmak durumundayız. Bakın, gelin, üreticiyle bir araya gelin, üreticiye verdiğiniz zarar orta yerde, bu zararları en kısa sürede tazmin noktasına gidin ve üreticimizin bu sıkıntısını hep birlikte affetmeye çalışalım. Basın açıklamasından sonra üretici Özcan Uras, Trakya Türk TV mikrofonlarına özel yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şimdi tabii kuraklık en büyük etken de uluslararası bir firmanın tohumunu aldık. Bu da 2 yıl önce denemelerde başarılı bir tohummuş. Evet. Broşürlerinde yazanlar yüksek verimli, yağ oranı yüksek. Tabii bizim kazancımız yağ oranına bağlı. Yağ oranı yüksek ve kuraklığa toleranslı olarak yazıyordu. Kuraklığa dayanıklı değil diyor tohum firmaları. Ama burada görünen şu, tabii tohum çimlendi. Gelişme aşamasında bir şey oldu, bu tohuma bir şey oldu. Kafalarını çıkarken, ayçiçek kafasını çıkarken hem çiçek açıp hem kafa büyütürken bir taraftan da tane yapıyor o zaman ayçiçeğe. O zaman bunda bir hastalık meydana geldi. Siyah bir güneş yanıklığı diyorlar ona yani. Ziraatçılar güneş yanıklığı. Kafada bir güneş yanıklığı meydana geldi ve gördüğünüz gibi çürüdü bizim kafalarımız. Yani daha şöyle kaldı, bu kadar çürüdü, köküne kadar çürüdü. Kafa yapamadı, çiçek açamadı. Geçen de gelmişti arkadaşlar, röportaj yaptık. Sarı gelin çiçek açamadı. Evet. Trakya'nın sarı gelini yani. Neticede çiçek açamadı. Kuraklığa bağlı olarak bir de çeşit uygun olmadığı için bu sene mağdur çiftçi, Trakya çiftçisi çok mağdur. Özellikle bu bölge. Evet. Biz zararımızın, devlet bize para versin demiyoruz. En azından borçlarımız ötelenir. Bir sene sonra ertelenir. Faizsiz şekilde ertelerler. Biz devletimizden bunu bekliyoruz. Yani bu bizim başımıza geldi. Evet. Yani hasat edilemeyecek bir ürünümüz var ortada. Herkes de görüyor. Devlet yetkilileri de bunu görüyor. En azından biz istiyoruz ki bizim borcumuz faizsiz bir dahaki sene ötelensin. Evet. Onu istiyoruz. Devlet yetkililerinden bunları istiyoruz.